Bir sınıftaki 24 öğrencinin 16'sı kızdır. Kızların 5'i, erkeklerin ise 6'sı gözlüklüdür. Bu sınıftan seçilen bir öğrencinin gözlüklü ve gözlüklü kız diyor. Bakın dikkat edin. Gözlüklü kız veya gözlüksüz erkek olma olasılığı nedir diye sormuş bize. Dikkat edersek soruya ne var burada? Kız olma var, erkek olma var, gözlüklü, gözlüksüz olma durumları var. Dolayısıyla hemen bir ne yapacağız? Tablo çizeceğiz. Bu şekilde tablomuzu çizdik. Ne diyor bize? Sınıftaki 24 tane öğrenci. Demek ki benim sınıfımda toplam 24 tane öğrenci var. Bunların 16'sı kızdır. Bakalım hemen kızlara. Şöyle 16 tanesi kızdır. Toplam 24 öğrenci olacağına göre 8 tanesi de ne olmak zorundadır? Bu şekilde erkek olmak zorundadır. Ne diyor bize soruda? Kızların 5'i, erkeklerin ise 6'sı gözlüklüdür. Dolayısıyla kızların 5 tanesi gözlüklüymüş, erkeklerin ise 6 tanesi gözlüklü. Dolayısıyla 5 tane kız gözlüklü ise 9 tane kız da ne olmak zorundadır? Gözlüksüz olmak zorundadır. Yine 6 tane erkek gözlüklü ise 8 tane erkek olduğu için ne olmalıdır? 2 tanesi gözlüksüz olmalıdır. Bu tabloyu yaptıktan sonra bize verilenleri ne yapalım bakalım. Ne diyor bize? Gözlüklü kız. Bakalım gözlüklü kıza bakacağız önce. Gözlüklü kız neresidir burada? Şöyle. Değil mi? Şöyle gözlüklü kız. Gözlüklü kız diyor veya gözlüksüz erkek olma olasılığı. Gözlüklü kız olma olasılığı nedir? Burada gözlüklü kızımız 5 tane var. Dolayısıyla toplam öğrenci sayımız da 24 olduğu için ne olacaktır? Gözlüklü kız olma olasılığı 5 bölü 24 olarak bulunacaktır. İkinci durumda bize ne diyor peki? Veya dedikten sonraya bakıyoruz. Gözlüksüz erkek olma olasılığı bakıyoruz. Gözlüksüz erkek. Evet, gözlüksüz erkek de neresi olacaktır? Şurası olacaktır. Görüyoruz. Hem gözlüksüz hem de erkek. 2 tane. Dolayısıyla ne olmalıdır? 2 bölü 24 olmalıdır. Şimdi yine burada veya dediği için kesişime bakacağım arkadaşlar. Gözlüklü kız ve gözlüksüz erkek. Böyle bir kesişim var mı burada? Hayır. Yani herhangi bir kesişim yok. Dolayısıyla kesişen bir durum yoksa ne yapmalıyım? Burada kesişme bölümünü ne yapmayacağız? Almayacağız. Dolayısıyla arkadaşlar ne diyeceğiz burada? Kesişen bölümler haricindeki diğer bölümleri yazacağız. Dolayısıyla gözlüklü kız olma olasılığı artı gözlüksüz erkek olma olasılığını ne yapacağız? Toplayacağız. Hemen toplayalım. Gözlüklü kız olma olasılığı nedir? 5 bölü 24'tür. Gözlüksüz erkek olma olasılığı 2 bölü 24'tür. Dolayısıyla toplamı da 7 bölü 24 olarak bulunacaktır. PA yani A olayının gerçekleşme olasılığı 1 bölü 6. PB yani B olayının gerçekleşme olasılığı 1 bölü 4. PA birleşim B yani A veya B olayının olma olasılığını 1 bölü 3 olarak vermiş. Dikkat edelim. A veya B olayının gerçekleşme olasılığı A birleşim B şeklinde olacaktır. Bize neyi soruyor burada? A kesişim B yani A ve B'nin kesişimini ne yapıyor? Soruyor. Kesişme olasılığını bize soruyor. Neydi bizim formülümüz? A veya B olayının gerçekleşme olasılığı eşittir PA artı PB eksi PA kesişim B idi arkadaşlar. Zaten bize birleşimi bize ne yapmış? Vermiş. Birleşimi 1 bölü 3 olarak vermiş arkadaşlar. Dolayısıyla ne yapıyoruz? 1 bölü 3 diyorum. Eşittir. PA yani A olayının gerçekleşme olasılığını zaten bize 1 bölü 6 olarak vermiş. B olayının gerçekleşme olasılığını yani PB'yi 1 bölü 4 olarak vermiş. Eksi diyoruz. PA kesişim B diyoruz buradan. Daha sonra bunları ne yapıyoruz? A kesişim B'yi karşı tarafa atıp ifadeyi düzenlediğimiz zaman arkadaşlar kesişimi kaç olarak bulacağız? 1 bölü 12 olarak bulmuş olacağız. Bir torbada birden 10'a kadar numaralandırılmış 10 tane top vardır. Demek ki 10 tane topumuz var. Bu torbadan rastgele alınan bir topun üzerindeki numaranın 2'nin katı veya 3'ün katı olma olasılığı nedir? 2'nin katı, şöyle çizelim, 2'nin katı veya şurada çıkmamış ama veya 3'ün katı olma olasılığı nedir diye soruyor bize. Öncelikle arkadaşlar birden 10'a kadar numaralandırıldıysa
Toplamda 10 tane neyimiz vardır? Topumuz vardır. Öncelikle şuradaki ifadeye bakalım. 2'nin katı diyor. 2'nin katı olma olasılığı için ne diyeceğiz? Öncelikle 2, 4, 6, 8, 10 olmak üzere kaç tane durumum var burada? 2, 4, 5 tane durumum var. 5 durum olduğuna göre toplamda da 10 tane top var. Dolayısıyla 2'nin gelme olasılığı ne olacaktır arkadaşlar? 5 bölü 10 olarak bulunacaktır. Birinci ifademizi bulduk. Geliyoruz ikinci ifademize. Yani veya'dan sonrası için bakacağım. 3'ün katı olma olasılığı. 3'ün katı olma olasılığı nedir arkadaşlar? 3, 6, 9 toplam 1, 2, 3, 4 nokta nokta 10 tane topumuz olacağı için 3, 6, 9 gelebilir. 3'ün katı olan. Görüldüğü üzere 3 farklı durum vardır. Toplamda da 10 tane durumumuz var. Dolayısıyla ne olacaktır arkadaşlar? 3'ün gelme olasılığı içinde 3 bölü 10 demiş olacağız. Peki burada veya dediği için bu ikisinin kesişimi yani 2 ve 3'ün yani 2 çarpı 3 ne olacaktır? 6 olacaktır. Dolayısıyla 2 ve 3'ün katı nedir arkadaşlar? 6'dır ortak katı. Bunu da veren ifade 1'den 10'a kadar olduğu için bir sadece 6 olabilir. Yani bir farklı neyimiz vardır? Durumumuz vardır. Toplamda 10 tane durum var. Dolayısıyla 2 ve 3'ün katı dediğimiz kesişimi olacaktır. Buradan da ne çıkacaktır? 1 bölü 10 çıkacaktır. O halde arkadaşlar 2 veya 3'ün gelme olasılığı nedir? 2'nin gelme olasılığı artı 3'ün gelme olasılığı eksi 2 ve 2 ve 3'ün katı olma olasılığı ne olacaktır? Bunu da çıkarmış olacağım. Şimdi 2'nin katı nedir arkadaşlar? 5 bölü 10. 3'ün katı olma olasılığı nedir? 3 bölü 10. 2 ve 3'ün katı olma olasılığı nedir peki? 1 bölü 10'dur. Dolayısıyla buradan da işlemimizi yaptığımız zaman sonucumuz 7 bölü 10 olarak çıkacaktır. Bir torbadan aynı büyüklükte 4 kırmızı, 5 yeşil, beyaz, 7 yeşil kalem vardır. Rastgele alınan bir kalemin kırmızı veya şöyle çizelim. Kırmızı veya beyaz olma olasılığı nedir diye söylemiş. Öncelikle torbamızda 4 tane kırmızı, 5 tane beyaz, 7 tane yeşil olmak üzere toplamda 16 tane neyimiz var arkadaşlar? Topumuz varmış. Kalemimiz var. Şimdi ne diyor bize? İlk veya'dan önce kırmızı olma olasılığı. Bakıyorum hemen kırmızı olma olasılığına. Kırmızı kaç tane topumuz var? Toplamda 4 tane var. Peki bu torbanın içerisinde kaç tane kalem var? Toplamda 16 tane kalem vardır. Dolayısıyla kırmızı gelme olasılığı ne olacaktır arkadaşlar? 4 bölü 16 olarak bulunacaktır. İkincisinde ise arkadaşlar beyaz gelme olasılığı. Veya'dan sonrasına bakıyorum. Beyaz gelme olasılığı. Toplamda 5 tane beyaz kalemimiz var. Kutudaki kalem sayısı 16 olduğu için beyaz gelme olasılığı ne olacaktır? 5 bölü 16 olarak bulunacaktır. Dikkat edelim burada. Bir kalemimiz nedir? Hem beyaz hem de kırmızı olabilir mi? Hayır. Dolayısıyla kırmızı ve beyaz gelme olasılığı yani kesişimi ne olacaktır? 0 olacaktır. Bundan sonrası için ne yapacağız arkadaşlar? Kırmızı veya beyaz gelme olasılığı için ne diyorduk? P kırmızı artı P beyaz eksi P kırmızı kesişim beyaz diyoruz. Peki kesişimde bir şey olmadığı için ne yapmam lazım? Kesişimin üstünü çizmem lazım. Yani kalem hem kırmızı hem beyaz gelemiyor. Bakalım buraya. Şimdi kırmızı gelme olasılığı nedir? 4 bölü 16'dır. Beyaz gelme olasılığı 5 bölü 16'dır. Eksi diyoruz 0. Buradan da işlemi çözdüğümüz zaman sonucumuz 9 bölü 16 olarak çıkacaktır. A ve B bağımsız iki olaydır. Buradan A olayının gerçekleşme olasılığı 2 bölü 5, B olayının gerçekleşme olasılığı 1 bölü 4 ise PA birleşim B yani A veya B'nin olma olasılığını bize sormuş. Öncelikle A olayının gerçekleşme olasılığı 2 bölü 5, B olayının gerçekleşme olasılığı 1 bölü 4. Arkadaşlar bağımsız iki olay dediği için burada kesişimi ne olacaktır burada? A ve B'nin kesişimi PA çarpı PB şeklinde olmalıdır.
PA buradan 2 bölü 5 olarak verilmiş. PB ise 1 bölü 4 olacaktır. Bu ikisinin çarpımı şeklinde olacaktır. Gelelim buraya ifadeyi yazmaya. PA birleşim B yani A veya B olayının gerçekleşme olasılığıdır bu. Bu nasıl yazıyorduk? PA artı PB eksi PA kesişim B şeklinde yazıyoruz. Dolayısıyla PA nedir burada? 2 bölü 5'tir. PB nedir arkadaşlar? PB'yi de zaten bize 1 bölü 4 olarak vermiş. Eksi diyoruz. PA kesişim B ise PA çarpı PB şeklinde düzenledik. Bu olay bağımsız iki olay olduğu için. Dolayısıyla ne yapacağım? 2 bölü 5 ile 1 bölü 4'ü çarpmış olacağım. Buradan arkadaşlar ifademizi düzenlediğimiz zaman sonucumuz kaç olarak çıkıyormuş? 11 bölü 20 olarak çıkıyor. A ve B bağımsız iki olaydır. PA eşittir 5 bölü 12. PA birleşim B 3 bölü 4 ise PA kesişim B nedir diye söylemiş bize. Önce bağımsız olay olduğu için arkadaşlar kesişimimiz ne oluyordu? PA çarpı PB şeklinde düzenliyorduk. Şimdi PA birleşim B neye eşitti? PA artı PB eksi PA kesişim B şeklindeydi. A birleşim B'yi bize kaç olarak vermiş burada? 3 bölü 4 olarak vermiş. Bunu yazıyoruz. Eşittir diyorum. A olayının gerçekleşme olayını yani PA'yı 5 bölü 12 olarak vermiş. Artı diyoruz arkadaşlar. PB diyorum. Burada PB'yi ne yapmış bize? Vermemiş. Eksi diyoruz. PA kesişim B şeklinde ne yaptık? Düzenledik. Şimdi burada PA kesişim B neye eşittir arkadaşlar? PA çarpı PB'ye eşit değil mi? Evet. Dolayısıyla PA kesişim B PA 5 bölü 12 çarpı PB'ye eşit değil midir? Evet. Şimdi bu ifadeleri ne yapacağız? Burada yerine yazacağız. Öncelikle A birleşim B ne olarak verilmiş? Zaten 3 bölü 4 olarak bize verilmişti. Eşittir diyoruz. PA neye eşitti? 5 bölü 12'ye eşitti. Artı diyoruz arkadaşlar. Bize zaten PB'yi ne yapmış? Vermemiş. Dolayısıyla ne diyorum buraya? PB diyorum. Eksi diyoruz arkadaşlar. Dikkat edersek şurada ne olarak bulduk şu ifadeyi? A ile B'nin kesişimini 5 bölü 12 çarpı PB olarak ne yaptık? Bulduk. Dolayısıyla şu ifadenin yerine şurada görüldüğü üzere ne yazıyoruz? 5 bölü 12 çarpı PB şeklinde yazıyoruz. Buradan arkadaşlar bu ifadeyi düzenlediğimiz zaman PB'yi yani B olayının gerçekleşme olasılığını kaç olarak bulmuş olduk? 4 bölü 7 olarak bulduk. Bundan sonra artık bize verilen ifadeyi geçeceğiz. A ile B'nin kesişimini sormuş bize. A olayı ile B olayının kesişimini nasıl düzenliyoruz burada? PA çarpı PB olarak düzenlemiştik. Peki A olayı ne olarak verilmişti bize? 5 bölü 12 olarak verilmiş. B olayını ise biz kaç olarak bulduk? 4 bölü 7 olarak bulduk. Dolayısıyla A ve B'nin kesişiminin olma olasılığını kaç olarak bulmuş olacağız? 5 bölü 21 olarak bulmuş olacağız. A ve B ayrık olaylardır. PA eşittir 1 bölü 3, PB eşittir 3 bölü 5 ise PA birleşim B nedir diye söylemiş bize. Öncelikle yani PAB aslında nedir? A veya B olayının gerçekleşme olasılığı demektir. Biz burada P şeklinde okuyoruz ama hani o şekilde algılayın. PA birleşim B eşittir PA artı PB eksi PA kesişim B'dir. Şimdi burada bize ayrık olaylar dediği için arkadaşlar ne olacaktır? Şuradaki kesişim olayımız yani şuradaki kesişimimiz neye eşit olacaktır arkadaşlar? Yani PA çarpı PB de diyebiliriz sıfıra eşit olmuş olacaktır. Ayrık olaylar dediği için. O halde geri kalanları ne yapalım? Yazalım. Dolayısıyla PA birleşim B eşittir. Neye eşit olacaktır? PA artı PB'ye eşit olmuş olacaktır. PA'yı bize zaten 1 bölü 3 olarak vermiş. PB ise 3 bölü 5 olarak vermiştir. Buradan da ifademizi düzenlediğimiz zaman PA birleşim B 14 bölü 15 olarak bulunacaktır. A ve B olayları E örnek uzayına ait iki olaydır. PA eşittir 3 bölü 7, PB eşittir 3 bölü 14 ve A ile B'nin kesişimini ise 5 bölü 28 olarak vermiş bize burada.
Bize neyi soruyor burada? A veya B olayının gerçekleşme olasılığını sormuş. Bu ifadede A birleşim B şeklini ne yapıyorduk? Yazıyorduk. Dolayısıyla PA artı PB eksi PA kesişim B şeklinde de ifademizi yazıyoruz. Burada A birleşim B eşittir PA, yani A olayının gerçekleşme olasılığı 3/7, B olayının gerçekleşme olasılığı 3/14 olarak şurada zaten verilmiştir. Ve kesişimlerin de arkadaşlar bize zaten 5/28 olarak vermiş. Yapacağımız şey sadece yerine yazmaktır burada. Dolayısıyla A birleşim B, yani A veya B olayının gerçekleşme olasılığı ne olacaktır? 13/28 olarak olacaktır.